Merhabalar, Şehir Hepimizin programında yeniden birlikteyiz. Bugün çok sevdiğimiz iki dostumuzla İzmir'de neler oluyor sorusu çerçevesinde katılım odaklı mimarlık yapma pratiği üzerinden biraz sohbet edeceğiz. İzmir'e bakmadan önce biraz sevgili Cenk Dereli ve sevgili Boğaçan Dündöralp'le bu katılımcılık ekseni üzerine konuşacağız. Ama ondan önce neden İzmir? Hele ki benim gibi İzmirli olmayan, İzmir'i çok dıştan sadece iki doktora tezi üzerinden ve oradaki sevgili dostların mimarlık fakültesindeki jürilere katılım üzerinden İzmir'i çok nacizane, küçük bir dokunuşla biren biri için İzmir aslında bir kültür park serüveni. Sevgili Cana Bilsel'in doktora tezini düşününce, Danje kardeşlerin ve Hani Prost'un danışmanlığında gerçekleşen kozmopolit bir kentin aslında ulus devlet sürecinde yaşadığı olağanüstü bir macera var. Onun doktora tezi aslında bu kapsama bakıyor. Bir de sevgili Cenk Dereli'nin yaptığı, aradan 15 yıl sonra yaptığı, daha bu İzmir'in artık 21. yüzyılda yaratıcı kentler ağı, tasarım kenti kriterleri bağlamında başka bir İzmir'den bahsediyor. Bu ikisinin serüveninde işte bugün yapılan İzmir Kıyı Projesi'ni katılım odaklı mimarlık pratiği yapma üzerinden masaya yatırmaya çalışacağız. Sevgili Cenk ve Boğaç bu süreçte çok etken olarak yer aldılar. Önemli rolleri oldu. Biraz onları dinlemek istiyoruz. Ama bu katılımcı odaklı mimarlık pratiği yapma meselesi aslında sevgili Boğaçan Dündöralp'in epeydir kafa yordu, kendi bürosunda ve bizlere geldiği bütün o bitirme ödevlerinde, seçme derslerde dertlendiği, yeni sorular ürettiği, yeni açılımlar getirdiği, biraz belki İzmir'den önce hem sizleri tanımak anlamına kısaca yaptığınız, dokunduğunuz bu katılım pratiği üzerinden belki işlerden bahsetmek çok iyi olur sevgili Boğaçan. Söz sende. Teşekkürler. Hep İzmirli olmak ve İzmir'den İstanbul'a gelmiş biri ve ara ara da İzmir'e tekrar dönüp bir şeyler yapan biri olarak aslında konumum biraz da katılım ilişkisi, katılımcılık bağlamında ya da tasarım ya da üretim anlamında katılım ne anlama geliyor, nasıl bir katılımdan bahsediyoruz gibi soruları biraz açmak adına benim galiba bu yerle kurduğum ilişkiden kaynaklanan, yaşadığım yer olmaktan öte mesleki pratiğimde de yerle kurulan ilişkiyi çok önemsediğimden, onun aktörel ilişkileri üzerinden tasarım pratiğimi üretmeye çalıştığımdan kaynaklanan aslında bir tür ilgi alanı diyelim. Genelde mimarlık ortamı ya da genel eğilim mimarları bir takım paketlere koymayı, belli tanımlar getirmeye çok yatkın. Ben üzerime bu katılımcılık şeyi yapışsın istememekle birlikte karşılaştığımız durumlarla içinde bu durumun hani tıpkı nasıl bugün ekolojik sürdürülebilir gibi şeyler bir etiket haline dönüştüyse katılımda çok sihirli bir kelime olarak etiket haline dönüşmüş durumda. Aslında bu lafı etmeden ürete gelen bütün prosesin içinde bunun nasıl yer alacağına ilişkin kafa yormayı çok değerli buluyorum. Dolayısıyla bu biraz da benim İzmir'e bakışımda da özellikle bütün çocukluk hayatım, üniversite hayatına dahil olmak üzere İzmir'de geçtikten sonra İstanbul'a geldik. Gelmemden işte yaklaşık 20 yıl oluyor. Bütün hayatım Kuzguncuk'ta geçti. Aslında insanın kendi yaşadığı yeri, öncesinde yaşadığı yeri yeniden anlaması için uzun bir zaman diliminde başka bir yerde oraya odaklanarak yaşaması ne kadar önemliymiş onu hissettim. Bu tabii Kuzguncuk Bostanı biliyorsunuz çok gündemde olan ve 20 yıldır onda sürekli bir yapılaşma tehlikesi geçirdiği bir süreç. Bir şekilde bir mahalleli, orada yaşayan bir insan olarak o sürecin bir parçası olmak, mimar olarak kendi sosyal rolümü sorgulamak adına çok kıymetliydi. Galiba bununla ilgili de bir görselimiz var ekranda değil mi? Kuzguncuk evet, Bostanı ile ilgili yaptığınız çok etkileyici bir kolaj. Bu tabii 20 yıldır süre giden bu süreç, mücadele, yapılaşma tehdidine karşı süren süreç. En nihayetinde bir düzenlemeyle sonuçlandı. Biz bu 2010'dan sonraki mücadelede hem yapılacak yapının iptal edilmesi hem de daha sonrasında Üsküdar Belediyesi'nin orayı kiralaması sonrasında Kuzguncukluların kendi projesini, kendi tahayyül ettiği projenin ne olduğunu onlarla paylaşarak onlarla birlikte burayı hayata geçirmemizle ilgili bir şeydi.
Bu mimarın kendi sosyal rolünü çok önemsiyorum. Çünkü biz kendi mesleki pratiklerimizi sadece profesyonel alanlarımıza hapsediyoruz. Dolayısıyla kendi ilgilendiğimiz eğitim alanıyla ilgili durum söz konusu olduğunda bunun kendi içindeki alternatif yollarını araştırmak, neler olup bittiğini yapmak, işte başka bir okul mümkün girişimi gibi bir girişimle aslında eğitimin farklı ortamlarda nasıl olacağını bakmak, bunun da farklı bir kolektif içerisinde ortak aklını nasıl geliştireceği üzerine kafa yormak gibi bir şey oldu. Tabii bu katılım meselesi benim çok araştırdığım, merak duyduğum, ilgi duyduğum bir alandan çok karşılaştığım bir şey. Dolayısıyla daha çok el yordamıyla kendi keşfederek ilerlediğimiz bir şey. Ama çok temel sorular var. Niye katılım? Niye katılım? Katılımı kim örgütlüyor? Peki kimin için katılım? Kim katılıyor? Nasıl katılıyor? Bu sorular çok önem kazanıyor. Dolayısıyla çok bu sihirli kelimenin altı biraz bence çok kolay cezbedici ama bir o kadar da tehlikeli geliyor bana. Diğer bütün üst kavramlarda olduğu evet, gibi değil mi? İçi evet. Boşalabiliyor. Çünkü katılımı bir çoğunluk için yaparken aslında bir cemaat için üretmeye de başlıyorsun. Yani o kendi ilişkiler sistemi içerisinde bir küçük bir gruba da dönüşebiliyor. Dolayısıyla bizim hem bu eğitim alanındaki çalışmalarımız, hem yaşadığımız yer Bostanlı'yla ilgili çalışmalar, hem daha sonrasında İzmir projesi ve şimdilerde başka projeler de hani var. Bu katılım meselesi nasıl oluyor ve bunun sadece kendi disiplinler arası ya da orayı yaşayacak olan insanlar değil de farklı ilişkili sistemler içerisinde kendi mesleki pratiğimiz, disiplin, tasarlama biçimimize nasıl etkilediğiyle ilgili epey bir, nasıl diyeyim, kendimce bir birikim sağladım. Hani harika. Bir deneyimim var. Olabildiğince bir sonrakilerde bunu kullanmaya çalışıyorum ama ne olur hani bu bir etiket gibi yapışmasın. Tamam. Onu da çok istiyorum tamam. Çünkü. Ama bunu birazdan İzmir projesi özelinde bu birikimler nasıl yansıdı o projeye biraz onu konuşuruz ama ondan önce sevgili Cenk Dereli, söz sende. Sen neler yapıyordun da kendini bu İzmir projesinde buldun? Yani bir İzmirli olduğum için yani İzmir'le alakalı pek çok şeyin içinde buluyorum kendimi. Yani bir şekilde belki Boğaç ona değinir ama yani İzmirli olup da oradan uzaklaşıp sonra İzmir'i böyle kendi çocukluğunda hayalini kurduğu bir ütopya gibi yaşatmayan zihninde biri herhalde yoktur yani. Benim de kendi aslında serüvenim işte mimarlık okumak için İstanbul'a gelmem, sonrasında da özellikle kentte yaratıcılık teması üzerine ya da yani kişilerin yaratıcılığı, sonra kentlinin yaratıcı üretimleri ve bunun kent mekanını nasıl biçimlendirdiğine dair araştırmalara odaklanmam bir şekilde beni mimarlık pratiğinin doğrudan proje alanına değil ama mimarlık alanı içinde proje dışında kalan her ne varsa onunla ilgili bir kısım örgütlenme modellerinin geliştirilmesine, kente dair provokatif bir kısım aslında örgütlenmeleri yaratmama sebep oldu. Bunlar da hep tabii bir yandan işte akademik çalışmalara, bir yandan da radyo programı, atölye çalışmaları, herkes için Mimarlık Derneği'nin projelerinde. Ki geçtiğimiz hafta oradan sevgili evet. Merve Başkan bizlerleydi. Aynen, sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Aslında benim yaptığım şeyler de öyle. Burada görünen, şimdi izleyicilerin de gördükleri görüntüler de aslında o etkinliklerden bir tanesine örnek. Çünkü İzmir'de pek bir şey olmaz, İzmir'de kimse bir şey yapmaz, insanı rahattır, oradan bir şey çıkmaz gibi böyle bir klasikleşmiş jargon vardır. Ön İzmirliler yargı. Tarafından da aslında o öyle. Dillendirilir. Yani buradan bir şey olmaz. Hani, gerçekten. Evet tabii. Yani gittiğimde ben hatta son 4 sene, yani 4 sene önce daha çok orada yer almak için bir kısım girişimlerim olmuştu. Gidip de tanıştığım insanlara o motivasyonumu anlattığımda, yani ben sana uçak biletini alayım, yani tatlı ve parlak bir insansın, sen bunu ne yapmak istiyorsan git başka yerde yap diyenler de vardı. Ama sonunda işte bu yani Peça Kuça denilen uluslararası bir etkinlik var. Onun formatını İzmir'de oluyor demek için, bu sloganı aslında yerleştirmek için ve İzmir'de olup oraya kafayı takmış ve orada bir şeyler yapmaya çalışan farklı alanlardan, işte 28 farklı yaratıcı alandan pek çok insanı bir araya getirmek ve onları da kentte kim ne yapıyor merakını duyan kentliyle buluşturmak için aslında bir toplantılar dizisi Ulan gerçekleştirdim. Işte. En basit şeması da aslında bu. İşte dün yani hiçbir şey olmadığı söylenen İzmir'de bugün bunları yaparak bir şeylerin olduğu hissini, mesajını yaratmak. Sonunda da işte İzmir'de aslında oldukça çok şey oluyor demek ama tüm bunu da
böyle soyutta bir mesaj vererek değil, biraz önce Boğaçan'ın dediği gibi yani nasıl katılım kavramının altı kolaylıkla boşalabiliyorsa ya da üstüne soyut konuşulduğunda pek bir anlam ifade etmiyorsa, bunun gibi bir ileriye dair olan öngörüyü de ancak yaparak, yapan insanlarla beraber yaşamak istenilen hayatı, o hayatı yaşamak isteyen kişilerin bizzat kendisi yaratmasıyla mümkün olabileceğini. Yani o zaman ben şöyle mi anlamalıyım? İzmir özelinde aslında bütün bu az önce görsellerini de gördüğümüz çok o heyecanlı, hı hı, açık uçlu sohbetler var belli ki, evet, insanı çok besleyen. Ama o sizin aslında meslek insanı pratiğiniz için sizi besleyen başka bir pratiğe döndü. Siz başka bir deneyime döndü. Belki biraz bu bağlamda İzmir projesini, kıyı projesini konuşabiliriz. Ne zamandı, nasıl bir ortamda geldi, yerel yönetimin nasıl bir ortamıydı ve nasıl geldi? Nasıl oradaki rolünüz nasıldı? Ben oradaki hedef neydi? Bir şey söyleyeyim, Boğaçan'a o alanı vereyim. Çünkü benim de o projenin içinde yer almamı sağlayan kişidir. Yani onunla karşılaşmamız ve konuşmamız üzerine. Benim açımdan herhangi bir kent de böyle konuşulabilir ama hani bir şekilde politik alan tarafından böyle daha rahat ya da çok fazla üstüne bakılmamış, pozisyonları çok belli olmayan bir alanın içerisinde bir şeyler yapabilme fırsatı aslında İzmir'in vaat ettiği. Benim için yapılmıyorsa o zaman ben yaparım demek kadar basit bir itkinin sonucunda dahil olduğum, kendi aslında kurgulayıcısı olduğum etkinlikler de öyle ama yaptığımız ortaklıklar da öyle ki İzmir Deniz Projesi, sonradan adı İzmir Deniz olan ama başladığı zaman İzmir Kıyı Projesi olarak adlandırılan proje kapsamında da bence yerel yönetim ölçeğinde ve meslek profesyonelleri ölçeğinde olan şey de oydu. Ya böyle bir şey pek bir benzeri yok. Bunu yapmak için de bir ortam var ve kentin o ortamı da bunu sağlıyor. Çok güzel. İstersen sen devam edin. Ne zaman başladı? Nasıl başladı Boğaç'ım? İzmir Deniz Projesi, İzmir işte Kıyı Projesi aslında 2011 yılında çalışmaya başlandı. Yaklaşık bir yıla yayılan bir çalışma süreci oldu. Ama o çalışmanın öncesinde 2009'da yapılan bir kültür çalıştayı var. Bu kültür çalıştayında aslında İzmirli olup şu anda başka yerlerde yaşayan, ismini bildiğimiz pek çok kültür insanı, sanatçı, bilim insanı vesaire gibi bir kalabalık bir ekip davet edilerek çok sesli bir ortam. Çok İzmir'in geleceği üzerine bir vizyon çizilmesi, bu vizyon ne olacağı üzerine yapılan bir kültür çalıştayı var. İzmir Kıyı Tasarımı da aslında bu vizyonun üzerine oturuyor. Dolayısıyla biz bu projenin içine davet edildiğimizde benzer biçimde İzmirli olup İzmir'de yetişmiş, İzmir'i bilen, İzmir'in içinden ama farklı disiplinlerden gelen insanları davet ettikleri bir çalışma olarak bunun içine dahil olduk. Ve bu çalışmada onun bir çalıştayın altlı olarak bütün nasıl bir vizyon çizildiğini gösteriyordu. Bir tasarım, farklı kişiler inovasyon, derken farklı meslek grup, farklı disiplinler, uzmanların bir araya geldiği. Orada bir şey ekleyeyim tam dediğin şeye. Kültür çalıştayında tasarım ve inovasyon kenti olmak gelecekte, yani gelecekteki İzmir için bir vizyon olarak belirlendiğinde daha sonra bir tasarım forumu gerçekleştiriliyor yine 2011 yılında. O tasarım forumunda da şu deniyor, bence önemli bir mesaj bu. Tasarımla kentlinin ilişkisi kurulacaksa iyi tasarım ya da iyi tasarlanmış yer nedir, nasıldır? Bunun mesajını kimseye eğiterek, öğreterek, bir şeyi örnek göstererek veremezsiniz. Bunun en iyi mesajını verileceği yer kamusal alandır. O zaman bu kentin de iyi tasarlanmış kamusal alanları olursa eğer bu mesaj iletilebilir diye bir öngörü vardı. Bunun için de kentlinin buluştuğu bir bütün kentliyi kucaklayan bir kamusal alan, herkese açık olan. Yeni kamusallıklar. Evet, onlara da imkan verdiği için bu kıyı alanı aslında tercih ediliyor. Bir yandan da aslında İzmir'in ana vitrini de bütün o kıyı, evet, alanı, bir liman kenti ve deniz kenti olması bağımında. Yani İzmirlilerin aslında denizle ilişkisini güçlendirecek, bir taraftan da kentteki hayat niteliğini, yaşam niteliğini arttıracak bir girişim aslında bu. İzmir'i biraz farklı kılan bir durum varsa aslında İzmir deyince daha böyle sakin, rahat bir kent aklı gelse de aslında açık alanları çok canlı olan, insanların olabildiğince dışarıda hayat geçirdiği. İklim de müsait, kültürel ortam da müsait. Ve hani eğitim düzeyi belli bir şeyin üzerinde duran. Dolayısıyla
kendisini orada bizim kendi tartışmalarımızda Sayın İlhan Teke çok güzel tarif etmiş. Yani piyasa. Ha, bu arada projenin değil mi üst moderatörü sevgili hocamız Profesör Doktor İlhan Tekeli. Evet. İlhan Tekeli moderatörlüğünde gerçekleşen hani bir çalışma. Şöyle yaklaşık 40 kilometrelik kıyı hattı boyunca olan bir düzenleme içeriyordu ve yaklaşık 4 bölgeye ayrıldı. 5. bölgede aslında deniz ve su üzerindeki aktivite ve etkinlikleri ayrılıyordu. Kısmen projeleri de görüyoruz şimdi. Değil biz, mi? Bunlar sizin, bizim çalışmalarımızın olduğu kısımlar. Ve bu 40 kilometrelik hat içerisinde 4 moderatör altında, yani ana moderatör İlhan Tekeli, onun altında 4 moderatör, onun altında da mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, plancılar, deniz bilimcisi, kıyı tasarımcısı gibi ulaşım uzmanları. Bu işin farklı disiplinlerinden insanların dahil olduğu bir yaklaşık 100 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Bu 100 kişilik ekip neredeyse her ay birkaç defa toplanıp her bölge için ayrı ayrı çalışmaları birbirine sorarak ve tartışarak bütün bu proje sürecini geliştirdiler. Buradaki ortak şey İzmir'deki bu yaşam niteliğini arttıracak yönde ne tür mekansal düzenlemeler olacak, neler olacaktı? Belki de bizim grubumuzun, biz Alsancak Liman Bölgesi'yle Konak Bölgesi'ni çalıştık. Aslında İzmir içinde en canlı ve doğrudan kentliyle ilişkili çok doğrudan olan bir şey. Şöyle bir sorumluluk hissettik. Biz orada çok farklı disiplinlerden insanlar olarak bir arada bunları tartışıyorsak ve bunu bir tasarım disiplini üzerinden de hayata geçirilmesi üzerine bir takım çalışmaları yapacaksak bizler oturup tasarım yapmamalıyız. Bu bizim için önemliydi. Diğer gruplardan belki de biraz farklılaşmamız, kendimizi biraz tasarımcı olarak görmememizdi. Biz bu kentin niteliğini artıracak yönde ne tür potansiyeller var? Bu potansiyeller nasıl arttırılır? Oraya ilişkin yaşam tahayyülleri neler olabilir? Bu tahayyülleri besleyecek programlar nelerdir? Bu programlar fizik mekansal ne tür şeylere yansıyacaktır? Bunların faktörleri nedir gibi olabildiğince... Aslında gündelik hayatı da çok besleyen sorular bunlar değil mi? Evet, bunu biraz da şunun için yapıyoruz. Bu hani 100 kişilik ekip birbiriyle paylaşıyor, hatta ara ara yani katılım formasyonu sivil toplum örgütleri, mimarlar odaları vesaire gibi ara ara sunumlar, daha sonra da çalışmanın ilerleyen aşamalarında da İzmirli olup bu projeyi destekleyenlere yapılan sunumlar gibi katılım şeylerine dahil ettiğimizde, tartışmalarına dahil ettiğimizde bunu bir tasarım mı sunmak gibi değil, burada bu tahayyülleri zenginleştirecek ve hayata geçirilmesi konusunda hangi adımların atacağını, kimlerle nasıl atılacağını tarif edecek bir modelin kurulması için çok aslında tasarım modelini bunun üzerine kuran, hani bir oraya bir fizik mekansal anlamda bir tasarım yapan değil ama oraya yapılacak müdahalelerin kendisinin ancak bu disiplinleri besleyecek ortak dili, ortak tasarım dilini, ortak şeyleri nasıl oluşturacağına dair aslında bir tasarım modeli çalışması gibi algılanabilir. O bizim için çok kıymetli bir çalışmaydı. Meslek insanı olarak ve kentli olarak sizi de çok besleyen bir süreç gibi ama ben mesela biraz daha öncü sürecinde size verilen briefte bunların ipuçları var mıydı? Yani diğer dört paralel grup var aslında bir grup olarak siz bu soruları mı ürettiniz yoksa briefte de? Yerel yönetiminde, isteğinde böyle bir takım kentsel senaryolar, gündelik yaşam, pratiğine dair bir şeyler var mıydı? Şöyle bir durum var tabii. Sen ekleyebilirsin çünkü rahatlıkla araya girip. Buradaki yaşam niteliğini arttıracak ve kıyıyla, denizle ve o etkinliklerle bu yaşam niteliğini arttıracak şeyler neler olabilir sorusu üst başlık olarak her zaman var. Bu konuda tabii İlhan Tekeli hocamız çok bütün bu organizasyon sırasında gruplar tarafından oluşan şeyleri, soruları yönlendirmesi, bunları çarpıştırması ve bu sorular içerisinde aslında tartışmaları bir tartışmaya doğru değil de bunu fikirsel olarak zenginleştirecek yönde yönetmesi çok kıymetliydi bence. Çünkü bütün bu süreci o anlamda biraz daha anlamlı kıldı. Yani biz tasarımcılara kalsa biliyorsunuz sürekli kavga dövüş halinde bütün şeyi sürdürüyoruz. O anlamda üst bir brief vardı diyelim. Alt briefte biz bunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili temel soruları sormaya çalıştık. Şöyle ekleyeceğin.
var olmaz olur mu? Şuradan gireyim aslında. Şimdi bir yandan videolar ve görüntüler de dönüyor. Hani sizin pratiğinizi nasıl etkiledi? Ben nasıl düşünüyorum ve kıyı projesi nasıl aslında bizi belki de başka bir evet taşıdı. Bu videolarda görünen şeye nasıl taşıdı? Yani en azından benim kendi pratiğimi belki onunla alakalı bir şey söyleyebilirim. Bir kentin hikayesi aslında bizim bireysel birebir hikayelerimiz, bizim kendi alışkanlıklarımız, pratiklerimiz, evet. Beraber kurguladığımız sayılar arttıkça da bütün insanların alışkanlıklarıyla kurulmuş, onların aslında somutlaşmış bir fiziksel mekanı içinde yaşıyoruz. Yani kent dediğimiz şey aslında o. Ben de şunu diyorum, hani aslında bir kentin yaşanabilirliği o kenti yaşayanların yaşamabilirliğiyle alakalı. Ne inşa edersek edelim, sonunda o yapıların sadece bir işte ne bileyim malzemesi artık neyse, ahşap bir yapı, beton bir yapı, taş bir yapı olarak kalma ihtimali çok yüksek. Eğer onun içinde bir yaşantı doğmuyorsa ve en azından o binayla ya da yapıyla ya da işte meydanla ilgili hayaller de o yaşantıyla beraber kurulmuyorsa, bunların o arzulanan yerler olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü Boğaça'nın da söylediği gibi aslında önerilen tasarım fikirleri, en azından bizim grup içerisinde önerilen tasarım fikirleri somut hayalleri kısıtlayacak, onları belli biçimlerde kristalize edecek tasarım imajlarından daha çok aslında yaratması öngörülen, yaratması istenilen hayatı kurgulayacak olan ağın bir araya getirilmesini görselleştirmeye amaçlıyordu. Aslında siz orada bir bilen olarak tepeden inme bir mekanizmayı sabitlemek yerine çok daha rahat, daha esnek ve kentlinin, insanın farklı seslerin kendini orada bulmasını, ait olma hissi, gündelik hayat, yaşam pratiğinin içinde kendine bir yer açması değil, bir niş açmasını olanak sağlayan bir esnek yapı gerçekleştirdiniz diye anlıyorum. Yani umudumuz o yöndeydi. Bunun üstüne tartışmaları da aslında provoke etmek için de biraz onları öne sürdüğümüzü düşünüyorum ben kendi adımıza. En basitinden şu, yani belirlenmiş olan bir altlık var, nelerin tartışılması gerektiği çok açık. Ama tasarımın bu alanıyla ilgili yapılan toplantılarda genelde tartışmaların bilindik şekilde dönmesi ve malzeme, işte tasarımcı rolleri, ya tamam işte bu böyledir ve doğrudur, yani bunu hani ne tartışıyoruz falan gibi ifadelerle o şeyleri kısa kesme, yani o tartışmaları kısa kesmeye yönelik bir motivasyon varken, kentte mevcut olan paydaşlar kimlerdir, bir meydanı kimler kullanır, o meydanın aktivitelerini üreten kimdir, belediye sürekli buraya etkinlik mi çeker, yoksa o kentin zaten dinamikleri vardır ve bu meydan denilen yer onların istedikleri zaman var olabilecekleri bir yer olarak mı yönetilmelidir gibi soruları da aslında kışkırtabilmek için bir kısım böyle takvimlerle de işleyen, yani projenin olduğu 2012 yılından başlayıp o meydan eğer hayata geçerse bir gün onun 2020 yılında acaba kimlerle beraber hangi aşamalardan geçerek nasıl bir yaşantı kuracağına dair projeksiyon yapmaya da çalıştık. Şu aşamada uygulaması mı çiziliyor? Ne durumda? Parça parça uygulanıyor aslında proje. Biz tabii şanssız. Diğer grupların hepsi İzmir'de ve İzmirli. Biz biraz daha İstanbul'dan kazanan ekip olarak biraz da yaklaştığımız için konuya belli ki. Bol soruyla yaklaştınız ve yanıt biraz vermekten kaçındığınız açıkçası için. Açıkçası bu belli alanlar biz mimar ve tasarımcı rolleri olarak boş bırakılmak istenmez ve sonuna kadar götürür. Biz boş bırakmak anlamında değil ama bunun doğru ilerlenmesi gerektiği yol anlamında neler yapılabileceği ile ilgili tartışmaları bu çalışmaların belli bir yere geldiği zaman hani paylaştık. Bu paylaşımlar sonucu, bu ortak bir paylaşımdı. Belediye bünyesinde bir tasarım ofisi kuruldu ve bizim bütün bu yaptığımız çalışmalar belli ölçekte, belli ilkeler, belli detaylar, belli şeyleri içeren, yaklaşımları içeren projeler bu tasarım ofisi tarafından uygun mevzuatları, belediyenin kendi sınırları içerisinde olan ve adım adım diğer gruplarla hepsini bir araya getirecek bağlantıları kurmaya, ortak endüstriyel tasarım, işte bir tasarım rehberi hazırlanıyor. İşte bu tasarım rehberiyle ilişkisinin ne olacak? Onu biraz açar mısın? Mimarlık ekseni dışından da dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz var. Tasarım rehberi deyince neyi kastediyorum? Tasarım rehberi bir taraftan bütün bu 100 tasarımcı bir yere gelip farklı disiplinler, işte peyzaj grubu ayrı, endüstriyel tasarım grubu ayrı, mimari ekipleri ayrı çalışırken bütün bunları ortak bir dile getirecek. Buradaki bütün çalışmalardaki ortak
dillerin altlıklarını oluşturacak bir tasarım rehberi nasıl hazırlanır? Bunun şeyi nedir diye paralel çalışmalara başlandı. Dolayısıyla örneğin 40 kilometre boyunca ortak olan şeylerden biri bisiklet yolu. Çok güzel. İşte bu bisiklet yolu, yol kesitleri, kıyı kesitleri, deniz üstüne taşan kısımlar, bunların örneğin bizim kordon bölgesinde, Pasaport ve Alsancak Limanı'na kadar olan kordon bölgesinde kafelerin tenteleri falan gibi bütün o yol kesitlerini, bütün bunlara ilişkin bir takım şeyler oluştu. İlişkiler sistemi. Bu ilişkiler sisteminin ortak bir dili var mı? Bu ortak dil bir tasarım rehberi üzerinden ifade edilebilir mi? Bunların aşamaları ne olur gibi. Dolayısıyla bir bütün bu şeyler dışında bir arkadaşımız da sadece bu tasarım rehberiyle ulaştı o süreçte. Dolayısıyla, o hazır mı şu anda? Nasıl? O alanı özetleyen bir katalog var. Evet. Ama yani uygulanması konusu belki hani aslında. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani o tartıştığımız konulardan. Aha. Bu tür tasarım rehberleri kimin için hazırlanıyor? Tabii. En kritik soru o. Bir de tabii sözde neoliberal politikaların bir aracı haline dönüşebiliyor mu? Tasarım rehberleriyle ilgili günümüzde çok fazla soru üretiliyor. Örneğin biz hani tahayyül ettiğimiz şeylerden biri bütün bu 40 kilometre içindeki 8 kilometrelik hatta biz tasarlamayalım. Evet. Burada farklı tasarımcılar, farklı disiplinler, farklı şeyler var. Dolayısıyla biz bu briefleri nasıl oluştururuz? Bu briefler başkaları tarafından nasıl? O yere ilişkin zaman dilimleri içerisinde nasıl hayata geçirilir gibi bir aslında tahayyül öngörüyordu. Hı hı. Fakat tabii o şu an parça parça bunlar uygulanıyor. Biz biraz bu şeyden uzak kaldık. Hı hı. Bu süreçten uzak kaldık. İzmirli arkadaşlarımız daha yakın temaslı ve içinde duruyorlar. Biz açıkçası o süreçte çok da böyle kendimizi onun içine sokacak müdahalelerde bulunmak yerine bizden ihtiyaç duyduğu oranda projeye ve bundan sonraki sürece katılma gibi bir karar aldık. O biraz bize daha doğru geliyor şey içinden. Aslında bir taraftan da ezber bozan bir tavrınız var değil mi? O ben bunu biliyorum, bu benim uzmanlık alanım ve ben bunu yapacağım, ben bunu gerçekleştiriyorum demek yerine tam tersine gelin hep birlikte düşünelim bu ana senaryoyu, ana fikri değil mi? Daha geliştirelim, birlikte geliştirelim diyen bir meslek insanı pozisyonu anlıyorum ben. Şöyle, yani şunu da düşünerek aslında belki bütün bunların üstüne kafa yormak lazım. Yani 4 milyondan belki nüfusu fazla olan bir kentten oldukça güçlü bir ekonomik aslında imkandan falan bahsediyoruz. Yani işte zenginliğinden eğitim seviyesine. İstatistik de, belki değişmiş. Evet yani şimdi ona mesela, oraya doğru. İzmir'in yerel yöneticisi mesela İzmir'e doyamazsınız tabii diyor değil mi? Şu ara İstanbul'da buraya gelirken değil mi? Billboardlarda da. İstanbul'daki bütün billboardlarda şu anda İzmir üzerine bir şeyler var. Belli bir sosyal medya etiketiyle beraber bir kampanya var. Bu da kentsel pazarlama strateji planı adıyla yapılan bir çalışmanın işte herhalde 4 sene geçti onun da üstünden, belki daha fazla bile olmuş olabilir. Onun aslında yansımaları tam bütün bunlar yapılıyor. Yani bütün bunu her şeyi yapmaya muktedir bir kentten bahsediyoruz aslında. Hatta pek çok dışarıdan bakan için de ya tamam her şey var ama niye olmuyor sorularının sorulduğu bir kentten. Helva olmuyor mu diyorsun? Evet, helva işte belli pozisyonlardan dolayı olmadığını düşünüyorum. Tam da hani bu noktada işte tasarımcı olarak tasarladık ve biz bunun sonuna kadar gideriz. Bunun da başını biz tutalım. O musluğun başını da biz tutalım tavrından daha öte. Ya belki de bugüne kadar bütün tavırlar hep öyle idiyse ve sonuçta elimizde bunlar varsa belki bugün öyle davranmamak, bir şey gerçekten değiştirmek istiyorsak aslında yapılması gereken şey olabilir. Bunu herkesin yapması beklenemez ama bazı insanlar da bu yönde pozisyon almak imkanına sahipse bunu yapabilirler. Bir şey bağlamak istiyorum. O manada yine iş dönüp dolaşıp yani bir gözlemci olarak yani çok aslında belli net bir yapısal projeye dönüşmüş olmasına rağmen elde edilen projeler aslında işleyişinde işte bir tasarım rehberinin şöyle diyeyim bağlayıcı, sert bağlayıcı sistemiyle de ilerlemiyor uygulaması benim takip ettiğim evet kadarıyla. Bu da aslında belki sağlıklı olan bir şey olabilir. Yani evet, bir tasarım rehberi mutlaka gereklidir durumunun üstüne gidip yok bunu uygulayacağız şeyini diretmektense süreç içerisinde yine belli yani esneklikleri üretebiliyor olmak galiba bu manada değişmek isteyen yerel yönetim anlayışı yani en azından değişimi
taşımak isteyen yerel yöneticilerin de belki göstermeleri gereken motivasyon. Bu yaratıcı bir kısım yeni yöntemleri evet. geliştirmek. Yani bu toplantı, bu projenin kendisi bence öyle bir şey yani. Yani bir de tabii uzmanların değil mi? 100 uzmandan bahsediyoruz. Evet. 100 uzmanın aslında bir araya gelmesi, karşılıklı birbirlerine sürekli brief vermeleri, sunum yapmaları. Bu da süreçte birbirinizi besleyen ve birbirlerinizi aslında dönüştüren de değil mi? Mimar kimin, plancı, mimar sosyolog, peyzaj, ekoloji uzmanlarının buluşması aslında kendi kimliğini de insanın dönüştüren, kendi uzmanlığına da yeni sorularla, yeni açılımlar getiren bir zon. Tam da bu nedenle kentsel tasarım alanı bu köprü kuran, farklı disiplinler arasında köprü kuran çok olağanüstü. Ve özellikle de hani kentliye de yeni açılımlar getiren diyorsun ya, hı hı. kentli olarak o mekana nasıl bir etkilenecek? Evet. O ara ölçek, bu gri zon, gri ölçek çok değerli bir tasarlama noktası ve ölçeği galiba. Bu, tam bu nokta belki katılımla ilgili birkaç laf edilebilir. Çünkü benim içinde bulunduğum bütün bu katılım çabası içerisinde olan çalışmaların hepsinde bu ortak dilin üretilmesi hep bir problem. İşte nasıl üretilecek? Birbirimizi nasıl anlayacağız? Anladığımız dil ortak bir üretim diline nasıl dönüşecek? Hangi rolleri alacağız? Kim ne yapacak? Dolayısıyla bunu yapabilmek için de birbirinin dilini az çok anlayabilecek, onu dinleyebilecek, dinlediği zaman kendisiyle ilişki kurabilecek bir nasıl diyeyim kültürün oluşması gerektiğini hemen anlıyorsun. Bu kendi disiplinlerimiz içinde olmayabilir, gündelik hayatımızda da böyle. Evet. Başkasını dinlemek, başkasını evet. o başka tür bir empati ilişkisiyle birlikte gelişen bir şey. Dolayısıyla bu kadar farklı disiplinlerin olup bittiği bir konuda biz ortak bir taahhüt üzerinde anlaşabilirsek eğer. Eğer hepimiz oradaki hayatın niteliği konusunda o ortak hayali paylaşıyorsak eğer, hepimiz onların içinden kendi adımıza düşen şeyin ne olduğu rolünü üstlenebiliriz evet. modeli. Öteki herkes kendi şeyini nasıl orada var edecek tartışmasına dönüyor. Dolayısıyla bu herkesin biraz geri çekilip o ortak dünyaya ilişkin, ortak bir dünyanın nasıl kurulacağı ilişkin sadece kendinden menkul disipliner, teknik ya da bürokratik, yani burada bürokratik de çok fazla şey vardı, soru işareti evet. ve bunların nasıl aşılacağı ile evet. ilgili soru işareti. Bizim ölçeğimizin çok ötesinde değil mi? 40 kilometrelik bir planlama evet. alanı. Ve benim hissettiğim ve deneyimlediğim şey ise şu, biz o kadar teknik alanlar ve bürokratik alanlar içinde boğuluyoruz ki asıl olanı ve asıl hayata geçirmemiz gerekli olan ve neden buradayız sorusunun yanıtı olan şeyleri pek konuşamıyoruz. Aslında yani yerel bir ölçeği konuşuyoruz, İzmir'i konuşuyoruz ama ortak hayal bende çok daha başka çağrışımlar tetikliyor. Ülke için ortak bir hayal kurabiliyor muyuz? Ülkemiz için, bu toplum için ortak bir düş kurabiliyor muyuz? Ortak bir çoban ateşleri yakabiliyor muyuz sorularını tetikliyor. Bunu da başka bir programda bence daha deşerek konuşabiliriz. Peki sonuçta programın da sonuna doğru geliyoruz. Geriye dönüp baktığımızda daha sonraki pek çok mesleki etkinlikte veya kentli olarak pozisyonunuzda sizi besleyen hani buradaki en atipik şey buydu ve ben burada beni bu besledi ve ezberimi bozdu dediğiniz şey nedir? Ben kişisel olarak şunu söyleyeyim yani atipik olan şey değil de proje bağlamında ve sonrasında da yine dahil olmaya niyetlendiğimiz davetler üzerine dahil olduğumuz birkaç projede ya bunun yapılması lazım ve bunu yapmak işte şu kadar kolay, yani şöyle kolay karakterleri bunlardır, o bir araya gelmeleri gereken ortam şudur ve bunu yapmak bu kadar kolay deyip de karşılığını alamadığımız her şeyi ben açıkçası kişisel alıp, çok gerçekten söylüyorum bunu, ya bunu o zaman yaparım deyip birkaç tane etkinlik gerçekleştirdim. Yani benim bütün bu o atipiklik içerisinden kendime çıkardığım ders buydu. Eğer mekanizmaları kendisi bunu yapmak için hazır değilse ya da bu şekilde işlemeye hazır değilse ben o zaman kentteki belli paydaşları bir araya toparlarım. En azından onları birbirine tanıştırıp bir network kurmaya çalışırım. Bir bunu yaptım kendi adıma. Bir de yine bu açanla beraber önerdiğimiz aslında kültür park alanı için İzmir'de onu yani o kentin merkezi olan aslında bu açanın da böyle bir grafikle görselleştirdiği kalbi olan aslında pek çok anlamda hem tarihsel belleğinde de kalp evet. olarak görünen yeniden doğuşun attığı yer ekonomik yeniden canlanışının merkezi olarak görünen yerde
Tasarım İnovasyon Merkezi aslında programlanmasını önermiştik. Ve bunu da tamam bina şöyle olacak diye değil, yine işte kendi kendimizi kaşıyarak işte 2 senelik böyle bir plan içerisinde şu minik adımlarla böyle olur, sonra da plan yeniden gözden geçirilebilir ama nihai ulaşılması hedeflenen durum şudur ve bu da bir bina değil, binadan çok bir yani o kalbin attığı işte o yani mekanizmanın tamamı diye hayal ettiğimiz bir şeydi. O hayata geçmediği için de ben de tasarım günleri diye bir yani oradaki strüktür aslında kullanarak Tasarım Günleri İzmir adıyla bir etkinlik düzenledim. Onun da logosunun aslında arkasındaki bir sarı leke vardır yani. O da aslında Kültür Park'ın kendisidir. Aynen, yani o da bu açıdan etkilenerek oluşturulmuş bir şeydir. Onu da buradan tabii söyleyeyim. Tabii aslında Kültür Park yangın alanı değil mi? İzmir'de 1922'deki büyük yangın ve İzmir'in, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden inşası sürecinde masaya konulan çok kritik mekanlardan biri. Burası nasıl bir gelecek olacak? Değil mi? 80 yıllık, 90 yıllık büyük bir soru bu. Bütün planlama pratiklerinde aslında İzmir'in kalbi ve Ege'nin kalbi olarak o Kültür Park tahayyülleri hepimizi besleyen, meslek insanı olarak da eğitimimizde hani çok ayrı olarak zikredilen, vurgulanan tabii bir süreç. Siz ne tahayyül ettiniz orada? Özellikle bu Kültür Park internasyonel fuarın şehir dışına taşınmasıyla birlikte aslında orası büyük bir alan ve herkesin peki bu böyle bir belleği var buranın bugün nasıl yaşayacak diye aslında sordu. Bunu ama çok da böyle üzerine giderek sordu değil, biraz örtük olarak sordu. Bir taraftan da bir dönem açılmış olan yarışma ve müellifleri tarafından orada bir takım düzenlemelerin yapıldı ve bu kadar değerli ve kıymetli alanın neye dönüşecek acaba diye herkesin soru işaretle baktığı bir alandı. Biz çok daha naif, ya burasının kendine ait bir hafızası mı belliği var, böyle de bir birikim var, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Buradaki etkinlikler burada hayat bulmaya başlarsa, bugün o zaten anlam içereceği, bu kadar çok insanı bir araya, kaynakları bir araya getireceği, nasıl İzmir kıyı tasarımı kendi entelektüel sermayesi olarak insanları oraya çağırarak kendi kaynaklarını yeniden üretebiliyorsa, orada var olan kaynakları bir araya getirecek hazır bir mekan var. Onu böyle benimdir, senindir, şöyle bir başka türlü tartışmanın içine sokmanın bir anlamı yok. Onu ortak bir kullanım alanı olarak neler yapılabileceğini çok şey, çok sesli bir platform. Cenk çok güzel ifade etti. İki insan, biz bir bilim insanı olarak tartışıyorsak iki nokta sonsuz aşamayız. Bu iki noktayı diye tartışırız. O sırada biri de hop geçer o iki noktayı. Yani bu kadar basit olan bir harekete biz o kadar böyle tartışıyoruz ki esası kaçırabiliyoruz bazen. Dolayısıyla bizim tarihimiz İzmir kıyı tasarımındaki birikimleri kullanarak zaten buranın çok önemli bir şeyi var. Bugünkü rolü ne olur? Ve 2009'daki Çalıştay'dan tasarım inovasyon kenti olarak kurulmuş bir şeyin. Evet, çok güzel bir merkezi var. İşte Londra'da Serpentin Galeri var. Dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü şey sayabiliriz. Bir sürü şey yapılabilir. Bir çok basit örneklerle bunu kurmaya çalıştık ama nasıl diyelim bu... Hayata geçirilmiyor. Şöyle bir şey oluyor. Hepimiz aynı dili konuşmaya ne zaman başlayacağız? Hepimiz ortak dilleri ne zaman konuşmaya başlayacağız? O zaman olacak galiba. Derdimiz ise olabildiğince bu ortak dilleri oluşturmaya yönelik, ortak hafızayı güçlendirmeye yönelik dili üretmeye çabasını gösterelim. Ben o yüzden hem İzmir kıyı tasarımı anlamında bir takım sonuçlardan çok mutsuz ve sükutu hayali uğramış biri olarak ya da sonrasında olan şeylere ilişkin bunu bir sonuç olarak görmek yerine buradaki deneyimlerin aslında bizim bu kültürü oluşturmaya yönelik adım adım koyduğumuz, üst üste koyduğumuz taşlardan biri olduğunu düşünerek sonuca bakmak değil, bu süreçteki katkın ne oldu, ne yapıyoruz kısmını sorgulayarak daha kişisel tatminimi ürettiğimi söyleyebilirim. Olağanüstü. Yeni bir alfabe, yeni bir sözlükten bahsediyorsak, meslek insanları olarak da galiba bu yeni alfabeyle daha sık haşır neşir olmalıyız. Çok teşekkürler. Geldiniz, kırmadınız. İstanbul'da Levent Sanayi Mahallesi'ndeki yine çok değer verdiğimiz bir mimarın tasarladığı bir mahalle. Seyfi Arkan'ın tasarımında küçük bir kayıt stüdyosundayız. Mimarlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz. 3 Temmuz'da buluşmak üzere. Şimdiden güzel bayramlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim.